Anlattı da. Ben Esra Yılmaz, Artvin Hopalıyım. Tır şoförüyüm. 32 yaşındayım. Tutkun olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak, diğeri araba sürmek. Bu iki şeyi birleştirip daha doğrusu para da kazanmam gerekiyordu. Bundan dolayı Rabbim bana bunu nasip etti ve ben bugün iki sevdiğim şeyi birleştirdim ve dünyayı gezmeye başladım. Buna ilk Sarp sınır kapısından Azerbaycan Bakü'ye gitmeyle başladım ve yine Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna diyebileceğim kadar şehir gezdim. Kocaeli Yarımca Dubai Port Limanı'nda kadın tır şoförlerine yönelik bir çalışma başlatılmıştı. Saha içerisinde kadın tır şoförlerinin sayısını artırıyorlardı ve ben bunu duyduğumda hemen gerekli evrakları alma yönünde harekete geçtim. Bunlar kamyon tır ehliyeti oldu. Daha sonrasında SRC 3 uluslararası yük taşıma belgesi, psikoteknik ve dijital tako ehliyeti dediğimiz belgeleri kendime kazandırdım ve bu şekilde bu sektörün içine girmiş oldum. Direksiyon sallamaya ve gaz basmaya başlamış oldum. Kaç yıldır yapıyorsunuz ve nerelere gidiyorsunuz? Liman sektöründe 1 yıl kadar çalıştım. Daha sonrasında 3 yıl kadar piyasa şoförlüğüne başladım ve 3 yıldır piyasa şoförüyüm. İşte İstanbul'dan Opa Kemalpaşa Sarp sınır kapısı, Adana, Mersin, İzmir sayabileceğim çeşitli iller var. Yaklaşık bir 40 tane, 40-50 tane yurt içinde il gezdim. Yurt dışı olarak da Gürcistan, Azerbaycan olarak başladım. Devamında da bunu Asya kıtasının yarısı ve Avrupa kıtasının birçoğu diye eklemek istediğimi dile getirmek isterim. Hedefim öncelikle kendime bir tır almak, kendi tırımla Asya kıtasını, Avrupa kıtasını, Afrika kıtasını, Latin Amerika'yı dolaşmak. Kadın tır şoförü olarak bu kadar erkeğin içerisinde çalışıyor olmak, net bir şekilde söylüyorum, asla ve asla hiçbir şekilde sözlü ya da fiziksel tacize uğramadım. Kesinlikle bilmiyorum, hani bir algı vardır tır şoförleriyle ilgili, kesinlikle yanlış bir algıdır. Bir kardeş gibi, bir evlat gibi beni karşıladılar, bağırlarına bastılar. Her zorlukta yanımda olmaya çalışıyorlar. Bu konuda kesinlikle hepsine teşekkür ederim. Allah yollarını açık etsin. Arabaları iki çizgide olsun. Evet, sokaktaki karşılaşmalarımda tepkiler çok çok güzel.
hani alkışlayanlar, bravolar, ıslıklar, bununla ilgili güzel tepkiler alıyorum ve bu beni daha fazla motive ediyor. Bu yüzden karşılaştığım herkese beni böyle güzel karşıladıkları için teşekkür ederim. Kadın şoför sayısının artması ayrıca beni mutlu ediyor. Sektörümüzde kesinlikle kadınların da olması gerekiyor. Hatta zaman zaman bu mesleği nasıl erkeklere kaptırmışız diye kendimi sorguladığım anlar da oluyor. O yüzden mesleğimi seviyorum. İcra ettiğim meslek kesinlikle fenomenlik gibi bir şey için değil. Zaten fenomenlik uğruna bu kadar zor bir meslek kesinlikle yapılamaz. O yüzden ben tamamen hayallerimin tutkunuyum. Hayallerimin peşinden gidiyorum. Ve tabii ki de kalite standartlarımı yüksek tutmak için çalışmam gerekiyor. Çalışma iş hayatımın parçası.